Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Risale-i Nurlar'da tef'il babından edilgen bir fiil olarak te ile başlayan kelimelerin izahı vurucu ifadeler olduğu içindir ki tüm külliyattan bu manada bugün ikincisini ele alacağımız tahrip gibi kelimelerin Risale-i Nur'da geçen ifadeleri. Bismillahirrahmanirrahim. Tahrip. Kainatta baştan beri süre gelen tabiri caizse iki nevi tahribat olmakta ve devam etmektedir. Bunlardan birisi ki varlıkların kemale doğru giderken olgunlaşmak üzere adeta kabuk değiştirmek üzere evvelki hallerinden başka bir hale değişmeleri, dönüşmeleri ve tahavvulleridir. Bu nokta hakikaten güzel çünkü kendi içinde bir değişim oluyor. Kabuğun içerisindeki tohumun, çekirdeğin, yumurtanın hali gibi. Mesela civcivin yumurtanın içerisindeki o gelişim halleri gibi. Burada sürekli yenilenmenin olmasıyla aşağıya iniş değil, yukarılara doğru sürekli çıkış yaşanmaktadır. Tıpkı ölüm ile tahrip edilen bir tohum gibi. İnsan da daha güzel bir alem olan ahirette dirilmek üzere organları ve cesetleri tahrip edilip, yenileri ve gideceği yeni aleme uygun yeni elbiselerle yapılan bir değişme ve değiştirmedir. Tıpkı kışın şiddetinden ölen tohum ve canlıların bahara hazırlanmaları gibi ki, insan gibi bütün varlıklarda tebdil ve tahayyürleriyle sürekli değişme. Mesela 70 yılı yaşayan insan 70 tane vücut değiştiriyor. Ölüm ve tahripleriyle de cennet baharına hazırlandırılmaktadırlar. En önemli olanı da o tahriplerle Allah'ın esma ve sıfatlarının tecellisine mazhar olunmasına vesile olmaktadır mesela. Hastalıkla tahrip olan bir vücutta Allah'ın Şafi ismi tecelli ederken ölümle de Mümit ismi gibi birçok isimler tecelli etmekte esmaya mâkes olmaktadır. Hatta onun için doktorlar mesela der, yani yılda bir kere insanın grip olması lazım. Şu manada, çünkü o vesileyle eski hastalıklı, zayıf olan hücreler gidiyor, ölüyor, yerine sağlıklı hücreler geliyor. Bir yandan Cenab-ı Hakk'ın burada Şafi ismi, Muhyi ismi gibi Mümit isminin de tecellisi tezahür ediyor. İnsana bakan yönüyle tahrip ise bu tamamen nefsi, şahsi, kısır, alçalmaya, yıkıma, gidişi durdurmaya yönelik ve başkalarına da engel olmaya sebep olan nefis ve şeytandan gelip onların teşvik ve aldatmalarıyla hasıl olan yıkımdır. Bu da vücudu değil, ademidir, tahriptir, yıkımdır, fayda değil, zarardır. Cenab-ı Hakk'ın mesela aynı şekilde en son, yani insanda, dünyada olduğu gibi genel olarak kıyamet ile dünyayı tahrip etmesi, buradaki amaç yeni bir hayatın oluşumuna başlangıç olması sebebidir. Yani yeni hayatın önündeki engelleri devre dışı bırakmasıdır. Ey sersem, sen diyorsun, nasıl bu koca memleket tahrip edilip başka yere kurulacak? Yani Kur'an ifadesiyle arz başka bir arza tebdil edilir. Hadislerde de bu manada beyan edilmektedir. İşte görüyorsun ki her saat senin aklın kabul etmediği o tebdili diyar gibi çok inkılaplar, değişimler, tebdiller oluyor. Şu toplanmak, dağılmak ve şu hallerden anlaşılıyor ki bu görünen süratli içtimalar, bir araya gelip toplanmalar, dağılmalar, teşkiller, tahripler içinde başka bir maksat var. Yani maksat başka, gaye başka. Bir saatlik içtima için 10 sene kadar masraf yapılıyor. Yani baharda bir anda bazı çiçeklerin bir haftada doğması için bir kış boyunca işte o kışın o yorganı altında adeta onlar bir derece toprak altında bahara bir hazırlık yapılıyor. Bazı şeyler zahiren tahrip ediliyor ama bahardaki o tamirat ortaya çıkması için. Yani bir evdeki yenileme olayında da nitekim nasıl ki eski şeyler, eskimiş olanlar tahrip edilir, yıkılır ki ta ki yerine yenileri getirilsin. Tıpkı resmi geçit törenlerinde aylar öncesinden başlayan hazırlıklar bir dakikalığına tören yerinde görünmek maksadı içindir. Yani bakıyorsunuz hatta okullarda eskiden çok olurdu. Haftalar öncesinden başlardı. Niçin? Bir dakika. İşte diyelim ki Türkiye çapında Cumhurbaşkanı, vilayet çapında valinin, ilçede kaymakamının önünden böyle bir anlık bir geçiş, bir dakika. Zaten ondan sonra öğrenciler dağılırdı.
o an. Alem poz vermek üzere sürekli tahrip edilmektedir. Hem görüyorsun ki o zat her günde o kıymetdar tezyinatın süslemenin çoğunu tahrip eder. Yeni gelecek misafirlere yeni tezyinatı, o süslemeleri icat eder. Hem anlarsın ki güz mevsiminde yaz-bahar aleminin güzel mahlukatının tahribatı idam değil. Belki vazifelerinin tamamıyla terhisatıdır. Vazifesi bitiyor, gidiyor. Yine üstadın ifade ettiği gibi Cenab-ı Hak her gün bir dünya getiriyor, bir dünya götürüyor. Yani dünkü dünya ile bugünkü dünya aynı olmadığı gibi, yarınki dünya ile de bugünkü dünya aynı değil. Aynen katibin bir önceki sayfası ile doldurup da onu kapatıp yeni bir sayfa açması gibi. Hem yeni baharda gelecek mahlukata yer boşaltmak için tefrihattır. Bir boşaltım işlemidir. Ve yeni vazifedarlar gelip konacak ve vazifedar mevcudatın gelmesine yer hazırlamaktır ve ihzarattır. Hatta asker çok beğenmiş olsa kışlasını, arkadaşlarını, komutana dese ki bugün terhis olacak. Komutana dese ki komutanım işte bir gün, hatta bir vakit, bir yemek vakti daha kalsam olmaz mı? Hayır, niye? Çünkü senin için ayrılan tayinat bitti. Senden sonraki için olan kişinin tayinatını yemiş olursun. Onun için hazırlanan yiyecekleri yemiş, onun yatağına oturmuş, ona ait şeyleri kullanmış olursun. Hem zişuura, şuur sahiplerine, vazifesini unutturan gafletten ve şükrünü unutturan sarhoşluktan ikazat sübhaniyedir. Cenab-ı Hakk'ın bir uyarısı. Yeni gelenlere yer açmakla beraber gaflete sebep olan ülfet ve ünsiyeti kırmak içindir. Yani stabil bir halden, monoton bir vaziyetten o hareket ve değişim ile böylece o ünsiyeti kırmak, alışkanlığı kırmak amaçlıdır. O farklılığı fark etmek, farkındalığı yakalamak. Tahrip diğer bir ifadeyle tecdit elbise de olursa güzeldir, ancak cilt de olursa ölüme sebeptir. İslam'ın esaslarında değişiklik yapmak tahrip olup cilt değiştirmeye benzer. Nasıl ki kışta fırtınaların şiddetli olduğu bir vakitte dar delikler dahi seddedilir. Yeni kapıları açmak hiçbir cihetle kâra akıl değil. Hem nasıl ki büyük bir selin hücumunda tamir için duvarlarda delikler açmak gark olmaya, boğulmaya vesiledir, öyle de. Şu münkerat zamanında, kötülükler zamanında ve adat-ı ecanibin, ecnevi adetlerini istilası anında ve bid'aların kesreti vaktinde, yani dinde olmayıp da sonradan dinin asliyetiymiş gibi içine katılan şeyler, Efendimizin külli bid'atin dalale ve külli dalaletin finnar buyurduğu gibi. Her bid'a, yani İslamiyet'te olmadığı halde İslamiyet içerisine konulan şey dalalettir, sapıklıktır. O da cehenneme götürür. Ve bid'aların kesretli vaktinde ve dalaletin tahribatı hengamında, içtihat namıyla kasr-ı İslamiyet'ten, İslam'ın sarayından yeni kapılar açıp, duvarlarından muhariplerin, dini tahrip edicilerin girmesine vesile olacak delikler açmak İslamiyet'e cinayettir. Onun için üstad oraya girmek için 9 şart diyor. Yani içtihat kapısı açıktır ama oraya girmeye bazı maniler vardır. O maniler açılırsa mesele değil. Yoksa mutlak manada açık olduğu zaman ehilli ehliyetsizliği ortada, piyasada çok görülüyor. Her önüne gelen kafasına göre rahatlıkla içtihat yapabilir maşallah. Daha İmam Hatip'in birinci sınıftayken kendini müftü görüp içtihat edebilir. Nasıl ki bir cisimde neşv-ü nema için, gelişip büyütme için tevessü meyli bulunur, genişleme. O meyli tevessü ise insandaki o gelişme, büyüme, farkındalığı, farkında olma durumu ise çünkü dahilden, içten büyüme olduğu için gayet normal, bir yıkım değil. Vücut ve cisim için bir tekemmüldür, olgunluk. Dediğimiz gibi yumurtanın içerisindeki civcivin büyümesi gibi. Fakat eğer hariçte tevsi için dışarıdan müdahale ile büyütülse, bir meyil ise o vücudun cildini yırtmaktır. O zaman ne olur? Tahrip etmektir. Yani tevsi değildir. Genişletip kemale erdirmek değil, tam tersine yıkımdır. İçten meydana gelen büyüme güzeldir. Ama o büyümeyi dıştan müdahale ile yaptığınız zaman o tahrip etmektir. Öyle de. İslamiyet'in dairesine, Selef-i Salihin gibi, geçmiş büyük zatlar gibi, takva-i kamile kapısıyla, onların meselesi fetva değildi, takvaydı, mükemmel takvayı elde etme o cihetle, o kapıyla giriyor. Ve zaruriyat-ı diniyenin imtisali tarihiyle, dinin zaruri meselelerine uymak yoluyla, yani uymamak yoluyla değil, dahil olanlarda meylü tevessü, bu genişleme meyli,
ve irade-i içtihat bulunsa, yani o konuda bir hüküm ortaya koyma iradesi bulunsa, o kemaldir ve tekemmüldür. Yani çünkü fetva ile takva farkı o. Fetvada yapmayabilirsin. Takvada yapmak öne çıkıyor. Fetvada bir derece bazı yapılabilir. Bir genişletme, bazı açılım. Ama takvada ise en küçük şüpheli şeylerden de kaçma, yapmaya yönelik işlemleri ele alır takvada. Ne kadar mükemmel olabilirim, ne kadar fazla ibadet edebilirim gibi. Yoksa zaruriyatı terk eden ve hayat-ı dünyeviyeyi, hayat-ı uhreviyeyi tercih eden ve felsefeyi maddiye ile alude, aklı, kafası, zihni, kalbi, vicdanı, hepsi maddi felsefe ile dop dolu olanlardan olan o meylü tefsir, genişleme meyli, genişletme meyli ve irade-i içtihat, vücud-ı İslamiye'yi tahrip ve boynundaki şer'i zincirini çıkarmaya vesiledir. Çünkü dışarıdan bir müdahale var. Ruhun bir bütünlüğü, besateti, yaygın olması, elastiki bir özelliği, gelişimi, büyümesi, farklı cüzlerden oluşma özelliği olmadığından, yani tek bir parça, beden gibi 300 trilyon hücreden değil, tahrip ve dağılması söz konusu değildir. Bir bütünlük arz ediyor. Vücuda olan hakimiyeti de onun o bütünlüğünden, vesatetindendir. Elbisede meydana gelen her türlü tahrip aynı oranda insanın tahribini gerektirmez. Yani oraya tahrip olmasını gerektirmez, etki etmiş olmaz. Ruh ise tahrip ve inhilale maruz değil. Yani vücut gibi dağılmaya, sönmeye, bitmeye, yıkılmaya, parçalanmaya, bölünmeye maruz değil. Niye? Çünkü basittir. Yani yaygın, vesadeti var. Yaygınlığı, elastikiyeti, vahdeti var, birliği ve tekliği var, cüzlerden oluşmamış. Tahrip ve inhilal, yıkım, dağılma, çözülme, bitme, ölme ve bozulmak ise kesret ve terkip edilmiş şeylerin şeridir. Nedir? Vücut niye ölünce ruh bütünlüğünü kaybediyor, ayrılıyor bedenden. O bütünlüğü kaybedince vücut otomatikmen bütün o hücreler, elementler, organlar hepsi dağılmaya başlıyor. Göz çıkıyor, dil kopuyor, bütün organlar gidiyor. Çünkü o bütünlük kalmadı, o teklik kalmadı. Onları tek bir vaziyette kontrol eden o ruhun tekliği, bütünlüğü, besateti kalmadı. Hem nasıl ki kainatın bir nüshay müstakarısı, küçültülmüş bir örneği, misal-i müstakar olan bir şecere-i zihayat, hayat sahibi bir ağaç, tahrip ve inhilalden başını kurtaramaz. Çünkü o da çok cüzlerden. Öyle de şecere-i hırkattan teşavvup etmiş, adeta dal gibi, budaklar gibi, şube şube ayrılmış olan silsile-i kainat, ki üstad kainatı bir ağaca benzetiyor. Dalları, budakları, yaprakları, çiçekleri, her biri bir varlık, insan ise meyvesi. Tamir ve tecdid için tahripten, dağılmaktan kendini kurtaramaz. Yani ahiret suretine girmek üzere insan dağılacağı gibi dünyada öyle. Ve dünyanın içerisindeki öyle baki bir surete girmek üzere o da dağılacak, o da ölüme maruz kalacaktır. Ama ruhta bir bütünlük var, onda bir dağılma yok. Hem şu koca ağaç, o küçük meyveler için bazen budanır, kesilir. Tecdid için o ağacı yenilemek için bazı cihetleri tahrip edilir. Daha güzel, baki meyveler vermek için aşılanır. Şu küçücük insan, neşir ve haşir gibi, muazzam inkılaplara medar olmuş. Hakikaten öyle. Şu küçücük insan, neşir ve haşir için, haşir ve neşir, tekrar dağılıp toplanmak için, muazzam inkılaplara mazhar olmuş. Değil mi? Her an. Her an dünyada o insanda o değişim oluyor. Her hatta bir anı bir anıyla bazen insan aynı olur. Kainatın tahrip ve tebdiline sebep olur, değişimine. Onun muhakemesi için dünya kapısı kapanıp ahiret kapısı açılır. O tecdid için. Beşerin muhakemesi ve saadet-i ebediye kazanması için lüzum olsa bütün kainat tahrip edilir. Ve tahrip ve tebdil edecek bir kudret görünüyor ve vardır. Niye? Çünkü işin içerisinde dünya mahkemelerinden ve hakiminden farklı bir pozisyon olması lazım. Öyle bir mahkeme olacak ki işte herkesi alacak, hayvanları dahi, herkes sorgulanacak. Ve oranın hakimi Allah olacak. Rüşvet olmayacak. Tam bir adalet tezahür edecek. Boynuzsuz koyunun hakkı, boynuzlu koyundan alınacak. Bahar mevsiminde fırtınalı yağmur, çamurlu toprak perdesi altında, nihayetsiz güzel çiçek ve muntazam nebatatın bitkiler, tebessümleri saklanmış, ve güz mevsiminin haşin tahribatı,
azin firak perdeleri arkasında tecelliyatı Celaliye-i Subhaniye'nin mazharı olan. Şimdi mesela çiçekte Cenab-ı Hakk'ın Cemal ismi ama kışın o dehşetli halinde Subhan olan Celal isminin Cenab-ı Hakk'ın tecellisinin bir mazharı olan kış. Baharda ise Cemal isminin. Kış hadiselerinin tazikinden, o baskısından ve tazibinden, adeta acıtmasından muhafaza etmek için nazlar çiçeklerin dostları olan nazenin hayvancıkları vazifeyi hayattan terhis etmekle beraber. Çünkü hayvanlar ölmemiş olsaydı o kışın o dehşetli halini, hadi buyur, bir kış boyunca yaşayacaklar. Şimdi zahiren onlar için ölüm kötü gibi görünüyor. Aa, niye öldüler? Ölmeseydiler, o zaman o şiddetli kışı, kışın o şiddetli halini bahara kadar yaşamış olacaklar. Zaten 50 kere, 100 kere ölmüş olacaklar. Ama zahiren ölümleri, ölümlerin arkasında baharın o güzelliği gibi bir rahmet var. O kışın o azabından, şiddet ve dehşetinden korunmuş oluyorlar. O kış perdesi altında nazenin taze, güzel bir bahara yer ihsar etmektir, hazırlamaktır. Fırtına, zelzele, veba gibi hadiselerin perdeleri altında gizlenen pek çok manevi çiçeklerin inkişafı vardır. Evet, zahiren baktığın zaman kış dehşetli. Ama altına baktığın zaman altında bahar var, çiçekler var. Şer ve tahrip cihetinde dağdan daha ağır, taundan daha muzur olursun. Hatta zatın birisine soruyorlar, en tehlikeli olan canlı hangisidir? Müritleri, öğrencileri hayvanlardır deyince hayır. Hayvanlar içerisinde cinsini kendi bu kadar parçalayan ikinci bir varlık yoktur. Dünyada hangi hayvan Esed gibi 1 milyon insanı, Bush gibi 1 milyon 200 bin insanı öldürmüştür? Vesaire. Çok örnekler var. Yani Lenin, Mao gibi 100 milyonlarca insan. His, nefis, heva, zulüm, gurur, tahribata sebeptir. Çünkü bunlar olumsuz, ademi şeyler, zulüm ve karanlığı ifade eden şeyler. İnsanın heva ve hevesinin neticesi. İnsanın kesbiyle Adem'den vücuda çıkan şeyler. Tahrip, tamirden pek çok defa eshel oldu, kolay oldu. Çünkü yapım değil, yıkımdır. Değil mi? Üstad ona öyle diyor. Yani 40 günde 40 kişinin yaptığını bir çocuk 40 dakikada yıkabilir bir bomba ile vesaire. Zayıf tahripçi olur. Güçlü insanlar, bakınız, insanlık tarihi boyunca peygamberler hep tamir edici olmuş. Karşısındaki muhaliflerinden Nemrut, Firavun'dan tutunuz bugünkülere kadar hep tahribatçı olmuşlar. Yıkım. Ne yapmış? Bomba atmış. Hiroşima'ya bomba atmış. 200 bin insanla beraber nice sakat insanların olmasına sebep olmuş. Bunu yapan insan. Tahribatçı durumu. Evet, ey insan. Sende iki cihet var. Birisi icat ve vücut ve hayır ve müsbet. Ve fiil cihetidir. Olumlu. Diğeri tahrip, adem, yokluk, şer, nefi, inkar, infial, hareket, şiddet, dehşet cihetidir. Birinci cihet itibariyle arıdan, serçeden aşağı onların yaptığını yapamıyor. Sinekten, örümcekten daha zayıfsın. Ona bir topal sineğe mağlup oluyor. Namrut. İkinci cihet itibariyle dağ, yer, göklerden geçersin. O derece zulmü ayyuka çıkıyor. Onların çekindiği ve izharı aciz ettikleri bir yükü kaldırırsın. Bu emanet-i kübrayı. İnne arıdnet emanet-i aris semavati vel ard. Onlardan daha geniş, daha büyük bir daire alırsın. Çünkü sen iyilik ve icat ettiğin vakit yalnız müs'atin nispetinde, elin ulaştığı kadar, kapasiten nispetinde, elin ulaşacak derecede, kuvvetin yetişecek mertebede iyilik ve icat edebilirsin. Eğer fenalık ve tahrip etsen, o vakit fenalığın, tecavüz ve tahribin intişar eder. Gittikçe sadece kendisine kalmaz, dünyaya kadar yayılır. Küfür bir fenalıktır, bir tahriptir. Küfür yıkımdır. Bir adem-i tasdiktir. Olmayan bir şeyi doğrulamak. Çünkü Allah'ın varlığının zıddı olan yokluğu yok ki o tasdik edilsin, varlığı ortaya konulsun, bir vücut verilebilsin. Nefse emmare, kötülüğü emreden nefis, innen nefse le emmaratun bisu illa ma rahime rabbi Yusuf aleyhisselam dediği gibi, nefse emmare, kötülüğü emreden nefis, tahrip ve şer cihetinde nihayetsiz cinayet işleyebilir. Fakat icat ve hayırda iktidarı pek azdır ve çizgidir. Tane tane yapar. Yıktığı zaman külli külli yıkar. Yaptığı zaman cüz'i cüz'i yapar. Nasıl ki merhume ve rahmete muhtaç bir güzel kadın cenazesine nazarı şehvet ve hevesle bakmak ne kadar ahlak tahrip eder. Ahlak.
öyle de. Ölmüş kadınların suretlerine veya sağ kadınların küçük cenazeleri hükmünde olan suretlerine, fotoğraflarına, resimlerine, videolarına vesaire. Hevesperverane bakmak. Derinden derine hissiyat-ı ulviye-i insaniyeyi sarsar tahrip eder. İnsanın o yüce duyguları, hislerini önce sarsar, arkasından da tahrip edip yıkar. Yani İslam o cihetiyle mesela resim ve fotoğraf gibi, suret gibi şeylere bu menfiliğinden dolayı, tahrip özelliğinin yoğun, yüksek olmasından dolayı pek sıcak bakmıyor. Evet, Kur'an'ın dediği gibi insan seyyiatından, günahlarından tamamen mesuldür. Çünkü seyyiat, o günahları isteyen odur. Kesin insana aittir. Seyyiat, günahlar tahribat nevinden olduğu için insan bir seyyiye ile, bir günah ile çok tahribat yapabilir. Ne gibi? Mesela düşününüz ki binlerce çiçeklerin olduğu bir bahçeye giden suyun arkını kapadı mı, suyun gitmesini engellediği zaman işte koca bahçeyi bitirdi. Ey insan, senin elinde gayet zayıf fakat seyyiatta ve tahribatta eli gayet uzun ve hasenatta eli gayet kısa. Cüz-i ihtiyari namında bir iraden var. O iradenin bir eline duayı ver ki silsile-i hasenatın bir meyvesi olan cennete eli yetişsin. Ve bir çiçeği olan saadete ebediyeye eli uzansın. Diğer eline istiğfarı ver ki onun eli seyyiattan, günahlardan kısalsın. Ve o şecere-i mel'unenin, lanetlenmiş yasak ağacın, bir meyvesi olan zakkum-u cehenneme yetişmesin. Demek dua ve tevekkül. Meylan-ı hayra, hayra meyletmeye büyük bir kuvvet verdiği gibi o dua ona sevk ediyor. Arkasından istiğfar ve tevbe dahi. Meylan-ı şerri keser, tecavüzatını kırar. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beş sıfatından birisi ismettir. Her gün 100 defa tevbe ediyor diyor. Amaç ne? İşte o bir derece bunun ile şerdeki şer meyillerini, nefsin şer meylini ve tecavüzünü kırmak için. Onun için aslında insan illa tevbe ve istiğfarı günah işledikten sonra yapması gerekmez. En efdali günah işlemeden tevbe ve istiğfar, estağfurullah. En azından her gün 100 kere Efendimiz'e örnek alaraktan tevbe ve istiğfarda bulunması. Mesela Efendimiz diyor, mesela 100 kere cuma günü bana salavat getirenin Allah 100 senelik günahını affeder. Bu bir duadır. Bu tevekkül ne yapıyor? Hayra kuvvet veriyor. Diğer taraftan her gün Efendimizin yaptığı tevbe ve istiğfarda bu da aynı zamanda şer meylini kesiyor, tecavüzleri de kırıyor. Nifak perdesi altında, yani münafıklık perdesi altında Risalet-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam inkar edecek Süfyan namında müthiş, dehşetli bir şahıs. Niye dehşetli? Çünkü 1000 yıllık İslam'ın birikimini ortadan kaldırıyor. Ehli nifakın başına geçecek, münafıkların başına geçecek. Münafıkları temsil edecek baş münafık olarak. Şeriat-ı İslamiye'nin tahribine çalışacak. İslami esasları ortadan kaldırmaya. Ona karşı Ali Beyt-i Nebevi'nin, Efendimizin soyundan, silsile-i nuranisine bağlanan ehli velayet ve ehli kemalin başına geçecek Ali Beyt'ten Muhammed Mehdi isminde bir zat-ı nurani, o Süfyan'ın şahsı manevisi olan, evet Mehdi'de de Deccal'dır, bunu genişçe ele aldım, bir şahıs var. Ama o şahıstan daha önemlisi, çünkü bu bir süreç olduğu içindir ki, şahıstan ziyade şahsı manevi. O bir zat-ı nurani, o Süfyan'ın şahsı manevisi olan cereyan münafıkhaneyi öldürüp dağıtacaktır. Nasıl kat'i ile, kesin bir Kur'an'ın hadislerin hükmüyle beyan edilen vak'a-i fildir ki, burada da mesela ayette Fil suresindeki olay. Kabe'yi tahrip etmek için Ebrehe namında Habeş meleki gelip, Fili Mahmudi namında cesim bir fili öne sürüp gelmiş. Mekke'ye yakın olduğu vakit fil yürümemiş. Çare bulamamış, dönmüşler. Ebabil kuşları onları mağlup etmiş ve perişan etmiş, kaçmışlar. Bu kıssa-i acibe, hayret verici bu hikaye, tarih kitaplarında tafsilen meşhurdur. İşte şu hadise, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın delail-i nübüvvetinden, peygamberliğinin delillerinden. Hem doğmadan 55 gün önce hem Hazreti Ayşe diyor ki, o diyor, fil vakasına katılmış olan insanları her tarafı yanmış, kötü bir surette ben gördüm diyor. Çünkü veladete pek yakın bir zamanda, kıblesi ve mevlidi, doğduğu
ve sevgili vatanı olan Kabe-i Mükerreme, gaybi ve harika bir surette Ebrehe'nin tahribinden kurtulmuştur. Evet, mevt, ölüm, yalnız tahrip ve sönmek değildir ki esbaba veresin. Tabiata havale edesin. Ölüm bu değil sadece, tahrip olmak. Belki nasıl bir tohum zahiren ölüp çürüyor, fakat batinen hakikatta iç yüzüyle bir sümbülün hayatına ve yoğurmasına, yani cüz'i tohumluk hayatından külli sümbül hayatına geçiyor. Öyle mi? Mevt dahi, ölüm dahi, zahiren bir inhilal, dağılma ve bir intifa, sönmek göründüğü halde, hakikatta insan için hayat-ı bakiyeye, ebedi hayata, ahirete ünvan ve mukaddime ve mebde oluyor. Bir başlangıç. Hadisteki ihtilaf ise müsbet ihtilaftır. Yani Efendimizin ihtilafı ümmeti rahmetin ifadesi. Ümmetimin ihtilafı rahmettir buyuruyor. Bu ihtilaf müsbet ihtilaf. Yani her biri kendi mesleğinin tamir ve revacına sahi eder, koşuşturur. Başkasının tahrip ve iptaline değil. Yani mesleğim haktır veya daha güzeldir. Fakat yalnız hak benim mesleğimdir dememek olan düstur. Belki tekmil ve ıslahına çalışır. Ama menfi ihtilaf ise ki bölünme, inşikak, garazkârâne, düşmanca, adavetkârâne, birbirinin tahribine, yıkımına çalışmaktır. Hadisin nazarında merduttur, reddedilmiştir, kabul edilmemiştir. Rahmet değil yani, azaptır. Çünkü birbiriyle boğuşanlar müsbet hareket edemezler. Çünkü boğuşuyor. Halik Zülcelal Hayret Numa, dehşet engiz bir surette, bir faaliyet rububiyetiyle mevcudatı mütemadiyen tebdil ve tecdid ettiğinin, yenilediğinin bir hikmeti budur. Nasıl ki mahlukatta faaliyet ve hareket, bir iştiha, bir iştiyah, bir lezzetten, bir muhabbetten ileri geliyor. Hatta denilebilir ki, her bir faaliyette bir lezzet nevi vardır. Belki her bir faaliyet bir çeşit lezzettir. Ve lezzet dahi bir kemale müteveccittir. O da nereye gider? Mükemmelliğe. Belki bir nevi kemaldir. Madem faaliyet bir kemal, bir lezzet, bir cemale işaret eder. Ve madem kemali mutlak ve kamili zülcelal olan vacib bir vücut, zat ve sıfat ve efalinde, fiillerinde, bütün enva-ı kemalata camidir. Elbette o zat-ı vacib bir vücudun, vücubu vücuduna ve kutsiyetine layık bir tarzda ve istinai zatisine ve gınai mutlakına muvafık bir surette ve kemal-i mutlakına ve tenezzühü zatisine münasip bir şekilde, hassiz bir şefkati mukaddese, yani kendisine yakışır bir şefkat ve nihayetsiz bir muhabbeti münezzehesi vardır. 32. sözde de üstadın, yani lezzet mukaddese, memnuniyeti mukaddese, yani bizim tarif etmekten aciz kalacağımız kendi şanına yakışır bir lezzet, bir muhabbet vardır o faaliyetlerde. Elbette o şefkati mukaddeseden, zatına yakışır şefkatten gelen, evet, mukaddeseden ve o muhabbet-i münezzeheden, yani bütün kusurlardan tenzih edilecek o muhabbetten, yine kendisine yakışır şekilde gelen hassiz bir şevki mukaddes vardır. Ve o şevki mukaddesten gelen hassiz bir sürur-u mukaddes vardır. Ve o sürur-u mukaddesten gelen, tabiri caizse, hassiz bir lezzet-i mukaddese vardır. Ve elbette o lezzet-i mukaddese ile beraber, hassiz onun merhameti cihetiyle, faaliyet-i kudreti içinde, mahlukatının istidatları kuvveden fiile çıkmasından, daha duygu halindeyken oluşuma, fiile çıkmasından ve tekemmül etmesinden neş'et eden, meydana gelen o mahlukatın memnuniyetlerinden ve kemallerinden gelen Zat-ı Rahman ve Rahim'e ait tabiri caizse, çünkü sınırlı olan varlık, sınırsızı, sonsuzu nasıl tabir etsin, tarif etsin? Hassiz memnuniyet-i mukaddese ve hassiz iftihar-ı mukaddes vardır ki, hassiz bir surette, hassiz bir faaliyeti iktiza ediyor. Ve o hassiz faaliyet dahi hassiz bir tebdil ve tahvir ve tahvil ve tahribi, sürekli değişimi, farklılaşmayı dahi iktiza ediyor. Ve o hassiz tahvir ve tebdil dahi mevt ve ademi, zeval ve firakı iktiza ediyor. Çünkü o sürekli yıkımlar nereye kadar? Ölüme kadar götürüyor. Madem Sani Zülcelal vardır ve bakidir, amen. Ve sıfat ve esması daimi ve sermedidir, amen. Elbette o esmanın cilveleri ve nakışları
bir manevi beka içinde teceddüt eder, sürekli yenilenir. Tahrip ve fena, idam ve zeval değildirler. Cenab-ı Hak, havf damarını, korku damarını, hıfz-ı hayat için vermiş. Hayatı tahrip için değil. Ve hayatı ağır ve müşkil ve elim ve azap için vermemiştir. Haşa. Bu ehli bid'a ve doğrusu ehli ilhat, doğrusu onlar meslekçe tahribatçıdırlar. Çünkü sürekli yıkım içerisinde. Şeytanlar tahribat cihetinde sevk ettikleri için az bir amel ile çok şerleri yaparlar. Onun için Kur'an onların hilesinin zayıf olduğunu söylüyor. Çünkü o çok iş yapıyor gibi görünmeleri tahriplerindendir. Tahrip de kolaydır. Lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok sikletiniz. Hadiste buyuruluyor. Ektibu zikre hâdimul lezzat. Hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede, insanın toplum hayatında bir çığır açar. Eğer kainattaki kanun-u fıtrata muvafık hareket etmezse, hayırlı işlerde ve terakkide muvaffak olamaz. Bütün hareket-i şer ve tahrip hesabına geçer. Onun için o tabiattaki kanunlara uygun hareket etmesi lazım. Yani ateşe Cenab-ı Hak o kanunu koymuş. Elini koyarsa yanar. O ne olmuş olur? O kanuna muhalif harekette bulunmuş olur. Katil ve küfür, öldürmek ve küfretmek, inkar, tahrip ve tecavüz olduğu için gayri tesirat yapar. Yani onun için kişi diyemez, ya ben öldürdüysem öldürdüm, küfrettiysem ettim. Yani başkasına ne zararı var? Bütün kainatın hukukuna, Cenab-ı Hakk'ın hukukuna, zatına, sıfatına bir tecavüz, bir tesirat yapıyor. Çünkü bir yalanlamadır. Cenab-ı Hak böyle diyor, o tersini söylüyor. Ya Allah'ken, Rabbimiz kendisi kendisinin var olduğunu söylerken, o diyor ki yok diyor. Haşa, Cenab-ı Hak yalanlıyor. Şu kainat öyle bir saraydır ki o sarayda mütemadiyen sürekli tahrip ve tamir içinde çalkalanan bir şehir var. Ve o şehirde her vakit harp ve hicret içinde kaynayan bir memleket var. Ve o memlekette her zaman mevt ve hayat içinde yuvarlanan bir alem var. Sürekli bir değişim içerisinde. Şu kainat mütemadiyen tahrip ve tamir içinde çalkalanmakta, her vakit harp ve hicret için kaynamakta, her zaman mevt ve hayat içinde yuvarlanmakta. Risale-i Nur yalnız bir cüz'i tahribatı ve bir küçük haneyi tamir etmiyor. Belki külli, yani 1000 yıldır, 1400 yıldır. Bir tahribatı ve İslamiyeti içine alan ve dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir muhit kalayı tamir ediyor. Ahlak-ı âliye, yüksek ahlakı tahrip eden kisptir. Yani bütün kötülüklerin anası yalan. Efendimiz diyor mesela, mümin şunu yapar mı? Yapar. Şunu yapar mı kötülükleri sıralayınca? Hepsini yapar diyor ama Peygamberimiz. Yalan söyler mi? Hayır, mümin yalan söylemez. Yani her kötülüğü yapsa da mümin yalan söylemez. Çünkü kötülüklerin arasıdır. Beşeriyeti insanlığı dehşetli sadmelere, saldırılara uğratan, tehdit eden anarşiliğin, ifsat ve tahribin yegane çaresi ancak ve ancak ilahi, semavi bir dinin ezeli ve ebedi hakikatlardır. Hakikati İslamiyettir. Yoksa beşerin şeyi yetmiyor. Engellemiyor. Eğitimi bile yetmiyor. Bu zamanda tahribat ve menfi cereyan dehşetlendiği için takva günahlardan kaçınmak. Bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzlarını yapan, kebireleri büyük günahları işlemeyen kurtulur. Böyle kebair-i azime büyük günahlar içinde amel-i salihin, iyi amelin, ihlas da hele bir de ihlası katmışsa muvaffakiyeti pek azdır. Hem az bir amel-i salih bu ağır şerait içinde çok hükmündedir. Yani şartların dehşetli olmasından dolayı. Karanlık şiddetli olunca bir mumun bile ne kadar ehemmiyetli olduğu anlaşılıyor. Komünistlik, masonluk, zındıklık, dinsizlik doğrudan doğruya anarşistliği intihac ediyor. Yani anarşinin beslendiği kaynaklar bunlar. Ve bu dehşetli tahrip edicilere karşı ancak ve ancak hakikat-ı Kur'aniyi etrafında İttihad-ı İslam dayanır. Bu zamanda farz-ı ayın durumunda olan İslam birliği ile ancak buna mukavemet edilebilir. Komünistlik, masonluk, zındıklık ve dinsizliğe karşı. Şimdi tahribat manevi olduğu için ona mukabil tamirci, manevi bir atom bombası lazımdır. İşte bu zamanda tahribatın manevi olduğunu ve ona karşı mukabelenin de ancak tamirci, manevi atom bombasıyla mümkün olabileceğine kat'i bir delil olarak
Üniversitenin mebde başlangıç ve çekirdeği olan Risale-i Nur'un bu 30 sene içerisinde Avrupa'dan gelen dehşetli dalalet ve felsefe ve dinsizlik hücumlarına bir set teşkil etmesidir. O manevi tahribata karşı Risale-i Nur tamirci ve manevi bir atom bombası olmuş. Siyasetinin hassay mümeyyizesi, ayrıcı özelliği, hususiyeti, fitnekarlık, ihtilaftan istifade, menfaat yolunda her alçaklığı irtikap etmek, yalancılık, tahripkarlık, hariçte menfiidir. Yani bütün bunlar siyasetin çirkin olan cihetini oluşturmuş oluyor. Bunlar da almış olduğumuz kaynakları ifade etmiş oluyor bu bağlamda. Evet, her birinde de bir konuyu bu manada ele almış olduk. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena. İnneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.